Merhabalar sevgili Koç ve Boğa burçları. 23 Ekim haftası tarot yorumu yapacağız. Sevgili Koç ve Boğalar için. Koç ve Boğa burçları. 23 Ekim haftası diyoruz. Evet, hemen Koç burcuyla başlıyoruz. Düşünceli başlıyoruz haftaya sevgili koçlar. Bir düşünce enerjisi var ve karar veriyoruz. Sanki bu hafta bir şeylerin kararını vermemiz gereken bir hafta ve biz bu kararı verecekmişiz gibi görünüyor. Evet, iletişimimizin yüksek olabileceği bir hafta, sürekli bir telefon görüşmeleri. Sizden beklenilen kararı söyleme zamanı aslında artık. Sanki sizin bir karar vermenizi bekleyen kişiler var ve siz bu kararınızı dile getirme gibi bir durum söz konusu olabilir. Ya da sizin beklediğiniz bir haber varsa bu haberin de gelmesi söz konusu diyebilirim sizin adınıza. Aynı zamanda biraz daha saplantılı, biraz daha hırslı, biraz daha mücadeleci enerjilerde olmamız mümkün. Kopamadığımız bir şey var sevgili Koç burcu. Bir kişiden, bir işten, bir aşktan, bir durumdan, bir evden, bir arabadan, bir şeyden kopamıyorsunuz ve bağımlılık yaptığınız bir durum söz konusu. Sanki siz gitmek isteseniz de zincirlerle kendinizi bağlı gibi hissediyorsunuz ve buradan gidememe gibi bir durum var. Ben gitsem de zaten bunlar beni bırakmaz gibi bir enerji içinde olabilirsiniz. Bu hafta tanışacağınız kişilere dikkat edin. Aldanma ve aldanılmalara açıksınız. Kandırılmalara açık olduğunuz bir hafta. Şimdi sevgili koçlar diyecek ki beni kimse kandıramaz. Yani öyle, o işler öyle olmuyor. Sevgili koçlar, beni kimse kandıramaz gibi. Yeri geliyor aldanıyoruz, kandırılıyoruz, yeri geliyor boş bulunuyoruz, inanıyoruz. En önemlisi de inanmak, karşı tarafa güveniyoruz ve güvenimiz suistimal olabiliyor. Ya da sizin bağlı olduğunuz, bağımlı olduğunuz, kopamadığınız bir durumda ilgili burada bir yalan, dolan, ihanet, kandırma gibi bir süreç var. Sevgili arkadaşlar, biraz daha böyle nefsinize yenik düşebilirsiniz. Biraz daha keyif ve konforunuza daha üst pozisyonda olabilir. Yani şöyle, keyfinize daha düşkün, konforunuza daha böyle rahat etmek isteyeceğiniz, yani abartıya kaçmak gibi de bir durum söz konusu olabilir. Ve yine söylüyorum, bir kandırma, aldatma, aldatılmaya da açık olduğunuz bir hafta bizleri bekliyor diyebilirim. Görüşmeler, toplantılar, bir araya gelmeler, plan projeleri anlatmak, görüşmek, konuşmak gibi durumlar, parayla ilgili gündemlerinizin söz konusu olabileceği, yine bir araya gelip böyle bir toplantı yapmak, bir işlerin üzerinden geçmek, bir organizasyon yapmak ve bir eğitim almak da olabilir. Bir eğitime katılmak, burada kendinizi geliştirmek, bilgi toplamak gibi durumların söz konusu olabileceği bir haftaya geçiş yapıyoruz sevgili Koç burcu. Mesajınız, bu haftaki mesajınız, gecikmeden uç bana ki ben görünmez kaleyim diyor sevgili arkadaşlar. Dinarların dörtlüsü, gecikmeden uç bana ki ben görünmez kaleyim. Şimdi bazı şeyleri beklettiğiniz bir hafta olabilir. Biraz böyle yani aslında sistem sizi ilerletiyor, sistem size yürü diyor ama siz bekleme taraftarı gibisiniz. Biraz daha sahip olduğunuz ne varsa bu sahip olduklarınızı koruma altına almak isteği içinde olabilirsiniz. Ve sıkı sıkı tutulduğunuz bir hafta. Evet sevgili koç burçlara iyi haftalar dilerken hemen boğa burcuna geçiyoruz.
Boğa burcu 23 Ekim haftası diyoruz. Boğa burçlarına Boğa burcu 23 Ekim haftası tarot yorumu. Boğa burçlar haftaya güçlü başlıyoruz. Sevgi dolu başlıyoruz. Özgüvenimiz yerinde, cesaretimiz yerinde. Kendimizi iyi hissediyoruz. Aynı zamanda lider ruhluyuz. Aynı zamanda güçlüyüz. Güç bizde. Gücümüzü de kendi içimizdeki sevgiden alıyoruz sevgili boğalar. Rekabet ortamı içinde olabiliriz. Çok fazla rekabet içinde olma, aynı zamanda bir tartışma, bir kaos ortamı, kendinizi ispat etmeye çalışma gibi durumlar söz konusu olabilir. Bir anlaşma, bir araya gelme, sözleşme, bir el sıkışılması, bir barışma gibi durumlar da söz konusu olabilir. Kimileriniz barışacaktır, kimileriniz bir anlaşma imzalayacaktır, kimileriniz bir ortaklık kuracaktır, kimileriniz sevgilisiyle barışacaktır, kimileriniz yeni birileriyle tanışacaktır, kimileriniz sözleşme, kontrat, imza gibi durumlarını söz konusu olabilir sevgili boğalar diyebiliriz sizin için. Ve zamana bırakmak. Yani şöyle bir durum var sevgili Boğa burcu. Bir yandan güçlüyüz. Gücümüzü herkese göstermeye çalışıyoruz. Bir yandan iş kurmak, ortaklık yapmak, bir araya gelmek, işte görüşmek, her anlamda bir uzlaşmaya varmak gibi bir durum söz konusu. Ama sonra zamana bırakıyorsunuz. Neden zamana bırakıyorsunuz? Neymiş bu zamana bıraktığınız ne? Tamam, anlaşma da oldu. Beklediğiniz bir durum var. Bu beklediğiniz durumdan ötürü biraz böyle bekleyişe kalabilir bu durum. Tamam, kendinizi ispat ettiniz, anlaşma yaptınız, görüştünüz, okeylendi, neyse artık gündeminiz. Ama biraz zaman istiyorsunuz sanki. Biraz zamanı var dediğiniz, biraz bize zaman verin diyebilirsiniz. Belki karşı taraf sizden zaman isteyebilir ya da siz zamana bırakabilirsiniz. Benim beklediğim bir şeyler var. Ondan sonra bu durumu eyleme ya da aktifleştirebiliriz diyebilirsiniz sevgili Boğa burcu diyebiliriz. Bakalım mesajınız nedir? Sevgili Boğa burcunun mesajı nedir diyoruz boğalar? Rüyalardaki Hindistan'ı görebilmek için fil olmak gerekir diyor. Burada asaların dokuzlusuyla rüyalardaki Hindistan'ı görebilmek için fil olmak gerekir. Yine bu da bir bekleme enerjisi hakim. Sevgili arkadaşlar, sanki evet işleriniz olacak Allah'ın izniyle ama bu haftayı biraz bekleyerek, üzerinde düşünerek, üzerinde çalışarak geçirebileceğiniz bir hafta gibi görünüyor sevgili Boğa burcu. Yani hemen karar vermek istemiyorsunuz. Evet, görüşmeleriniz olumlu geçiyor olabilir. Kendinizi iyi ifade etmiş, kendinizi ispat etmiş olabilirsiniz. Ama işin resmiyetleşmesi, ciddileşmesi, işte kağıt üzerine dönüşmesi için bir şeyler bekleniyor. Bu beklenilen durumdan dolayı da zamana bırakmak var. Bu da ama sizin bir şeyler beklediğiniz gibi bir durum söz konusu. Sanki hayatınızda başka bir konu ya da başka bir gündem var. Orası da bir haber gelsin, oradan da bir haber gelsin. Ondan sonra diyebilirsiniz bu tarafa. Yani bu taraf gerek iş olur, gerek aşk olur, gerek işte kariyer hayatınız olur, gerek okul hayatınız olur ama bir şekilde herkes kendi hayatına göre alsın, kabul etsin. Burada bir bekleyiş durumu söz konusu olacak gibi görünüyor bu hafta sevgili boğalar için. Evet, o zaman herkese mutlu haftalar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.